hep aslında tabii ki kötü olayları konuşmayacağız. Şimdi düşünün ki hayatınızda hoşlandığınız biri var. Bu soruyu getirelim ekrana. Bir kadına aşık oluyor ve beyefendi aşık olduğu kadına açılmak istiyor. Yani senden hoşlandım demek istiyor. Bunu değil arkadaşlar. İş yerinde kadına aşık seyircimiz. 25. sorumuz. Ne yapsın? Bana bak, soru var. Ne yapsın hocam? Ne yapsın? Açılsın. Nasıl açılsın? Ama şöyle, iş yerinde bir kadına aşık, bir defa şuna dikkat etsin. Kadın evli mi değil mi? Yok artık. Tabii canım, yani neler görüyoruz ondan dolayı. Yani şimdi bazen tamam, onu araştırsın. Engel yok ortada. Engel yok. Engel yoksa o zaman yanına gitsin. Hı. Ve duygularını belli etsin. Beraber bir çay içelim. Hı hı. Ben sizi yakından tanımak istiyorum. Gibi. Sonra mantıkla kafayı örtsün. Çantayı kafaya yememek için evet. Hafif kadından da emin olsun değil mi? Emin olsun. Yani bakışlara baksın. Yani hoşlanma bakışları var mı yok mu? Evet. Hoşlanma bakışı biliyorsunuz kafa hafif yamuktu. Göster. Böyle. Göster çünkü, hocam hoşlanma bakışını. Şöyle hafif ağız açık. Böyle kafa da yamuk böyle. Böyle bir durum etkilenme bakışı o. Tamam. Yani o yani gözlerde de o bakın gözlerde aşk belli olur. Varsa çok rahat gider görüşür konuşur ama şu önemli. Bakın kıskanç mı? Küsüyor mu? Bak şimdi hemen öyle her güzel beğendin hemen öyle değil başın ağrır. Arkadaş ilişkileri nasıl? Neden? Çünkü şunu gördüm ben. Arkadaş ilişkileri zayıf, sürekli kavga ediyorsa arkadaşlarıyla yarın evlendiğin zaman seninle de kavga eder. Evet, ay hocam yani, süremiz bitti. Tabii, valla bunun süremiz, üzerine konuşmak lazım çok. Süremiz. Siz maalesef. Nasıl itiraf ettiniz sevdiğinize, eşinize? Ben görücü usulüyle evlendim. Güzel. En sağlam. Evet. Sevdiğim birine itiraf ediyordum. O da kekemeydim, onu edemedim yani o ayrı bir şey. Haftaya konuşalım onu. Bizden bugünlük bu kadar.